başlıklı kız, onun anneannesi. Burada da kötü kalpli kurt aramızda. Bravo, ikimiz hiç konuşmadan, sözleşmeden geldik. İki kırmızı. Hocam bir dilek tut. Dilek tuttum zaten. Bolca tuttum güzel dilekler de benim dilekler pek çıkmıyor. Yılbaşında çok umutlanmıştım bize çıkacak diye büyük ikramiye ama yok olmadı maalesef. Gayet klişe bir şey yapayım mı şu an? Benden tiksinmeyeceğine söz ver. Söz veriyorum çıkmış hadi. Çıkmış zaten büyük ikramiye daha ne çıkacak? Yok hiç ya aksine bir kadınla çok da nasıl konuşulacağını biliyorsunuz aslanım. Öyle mi? Sizin de öyledir Ece Hanım. Sevdiğim için olabilir mi? Bilmem bir düşüneyim olabilir. Pozitif ayrımcılık yapacağım baştan belirtiyorum. Niye ikisi beraber? Yağdır, yağdır Ceyhun yağdır. Mutlu bir sebebimiz var sevgili seyirciler. Cuma günü 8 Şubat Cuma günü itibariyle artık nasıl söylenebileceğini bilmiyorum ama hayatımda en çok sevdiğim insanla nihayet bir araya gelebileceğiz. Evleniyorum, 8 Şubat'ta nikahım var. Ece Evler'le sevgili seyirciler. Nikahı gerçekleştirdikten sonra çok fazla tatil yapamayacağız. İkimizin de işleri çok yoğun. Pazartesi itibariyle yeniden ben burada olacağım. Ama hakikaten böyle elim ayağım titriyor şu an itibariyle. Ne söyleyeceğimi, nasıl konuşacağımı diye bilmiyordum. Hiç heyecanlanmam zannediyorken hayatımın belki de en heyecanlı zamanını, en heyecanlı dönemini yaşıyorum. Asıl Cuma günü ya çıtayı bu kadar yükseğe koyunca, adam elindeki imkanları böyle kullanınca geri kalan sıradan fani erkekler ne yapsınlar? Bir şey söyleyeyim mi? Yani şimdi zaman zaman o konuşmayı düşünüyorum, aklıma geliyor. Hakikaten ne saçmalamışım diyorum. Yani nasıl konuşamamışım, nasıl hayatta en sevdiğim insanla falan böyle. Hani bir yandan da böyle televizyondasın, ölçülü olman gerekiyor ya. İşte aşkım, hayatım falan diyemiyorsun, biraz böyle ağırlığı koruyacak. Onun toparlamaya çalışıyorken hayatta en sevdiğim, muhteşem bir insan falan diye böyle. İlkokulda şiir okuma seviyesi. Hakikaten yok, o zeka seviyesini oraya doğru çekiyor şey. Şimdi Şubat. Şubat'ta evlendiniz. Şubat, aynen. 2013 Şubat. 2013 Şubat. Demek ki bu Şubat'ta 6 yıl olacak. Demek ki bu 6 yıl önce yapıldı olan. Evet. Peki değişen bir şey var mı? Hala o cümle o şekilde mi kuruluyor? Hala o şekilde kuruluyor, evet. Hakikaten yok, hakikaten öyle kuruluyor. Yani şimdi bile şey yapıyorken, izliyorken de böyle o hani insanın parmak uçlarından, ayak parmak uçlarından, el parmak uçlarından şöyle başlayıp yukarı doğru çıkan bir karıncalanma hissi vardır ya o heyecan anlarında. Şey gider hani kan çekilir. O yaşlanmadır hoca. Romatizmadır. Yanları ağrıyor ama kelebekler uçuşuyor zannediyor değil mi? 6 yıl geçmiş. Geç kalıyor. Yok ben. Ay, reklamlar. Peki evlenme teklifi nasıl olmuştu? Öyle bir atmosferde, öyle bir ambiyansla evlenme teklif etti. Ben sana bir sır vereyim mi? Bilmediği böyle bir sürü sırrım var. O stüdyoda söyleniyor da bu stüdyoda neden söylenmiyor? Ben çok utanıyorum tabii şey yapıyorken. Göster amcaları. Öyle yapacağız valla. Şu açlıkla, eşitsizlikle, çocuklara yapılan zulümle, savaşlarla ilgili dertleri var. Kendi işimi kendim görürüm. Sen yeter ki gölge etme dedi bana yani. Yengeç Burcu. Bana mı yürüyor Nece? Peki evlenme teklifi nasıl olmuştu? Evlenme teklifi nasıl olmuştu? Şimdi biz bir Bozcaada maceramız var bizim. Ondan sonra orada hani önce fragman gösterirsin sonra filmin geri kalanını görürsün. Normalde evlilik böyle bir şeydir değil mi? Yani birbirine en güzel hallerini gösterirsin sonra evlenirsin ve filmin geri kalanı görülür falan. Çirkin hallerine devam edersin. Bizde tam tersi oldu. Onun için gerçekten kolay kolay bize bir şey olmaz diyorum. Çünkü ben Bozcaada'da üşüttüm, hastalandım, altlı üstü berbat vaziyetteyim. Adamı yani bayağı üstüne kustu yani. Her şey odanın içine yani romantizmi öldürebilecek A'dan Z'ye ne gerekiyorsa yaptım, tamam mı? Ve o şartlar altında yani öyle bir atmosferde, öyle bir ambiyansta evlenme teklif etti. Yani hani iyi günde kötü günde diyorsun ya, hani kötü günde evlenme teklif etti zaten, sonra giderek güzelleşti günler. Böyle oldu. O birinciydi ama.
Ya bir de ikincisi var. Ben hoşlanmıyorsun ya ikinciyi söylemiyorum. Yok yok söyle söyle anlat bana. Söyle söyle anlatsana. Bir de askere gitti geldi. Hı-hı. Ondan sonra sen dedim evet askere gitmesi gerekiyordu. Ondan sonra araya bir 6 ay giriyor ya. Bir hepimiz kafaları güncelledik. Acaba hala istiyor musun sen benimle evlenmek falan bir düşün. Ondan sonra o da bir tekrar döndü askerden yuva kurabilecek hani her Türk erkeğinin böyle şey vardır ya asker tamamlanacak işte iş yapılacaklar listesi. Ondan sonra onlar checklist tamam hazır ondan sonra tekrar bir ikinci tur bir altını çizdik bir sağlamlaştırdık olayı oradan da devam. Ben sana bir sır vereyim mi? Sen askerdesin. Ece de işte her gün tabii ekranda ve makyajını yaptırıyor. Her gün makyajda makyözlere şöyle diyordu. Çok güzel olmayayım. Fazla güzel yapmayın. Orada Deniz bütün erkeklerle, askerlerle beraber beni seyrediyor. Durduk yere kıskandırmayalım adamı aldığı tepkilerle. Beni mümkün olmuyordum. Evet öyle diyordu. Bak sırrını mı verdim ya şu anda? Ya işte çok güzel bir şey yaptın ama bilmediği böyle bir sürü sırrım var. Ya böyle yapıyordum. Bilse sever beni yani. Gerçekten kızmasın şimdi. Hani orada öfkelenmesin başkalarına. İşte ya bu şey askerlik askerde olan erkeğe nasıl davranılacağı onun şeyi vesairesi gibi hani bir sürü anlatılacak şey var. Onun yazılmamış kuralları vardır. Şimdi biz bugünün hayatında ve bu bir değerler manzumesidir aynı zamanda. Bugünün hayatında artık o çok değerler manzumesi maalesef hayatımızda yok. İşte benim hayatımda niye Ece var? Onlar hala onda yaşadığı için var. Niye benim hayatımın en sevdiğim insan? Yok şaka bir yana hakikaten yani. İşte tam da bu yüzden. Ne diyecek bir şey bulamamıştım. Kalkıp şöyle şiir okuyacağız birlikte şimdi biraz sonra. İşte evet yani ince bir kadın, ince evet, bir evet. Adam. İncelikler üstünden giden bir yaşam. Ece'nin zaten şiirleri... 2 yıl oldu mu Ece? Daha çok olmuştur. 2015 tabii 3 yıl oldu. 3 yıl oldu mu? Olmuş. Olduğu gibi. Hemen olduğu şuradan gibi. Göstereyim. Ben seni yayına almıştım radyoya. Almıştım Deniz de ya. Telefonla bağlanmıştı İnanamamıştım. Ya. İnanamamıştım. Sen zalimi çalmıştın. Hayatta en sevdiğim şarkıyı şak ya, diye bana zalim. İstek şarkı. Artık adam sana ne söylediyse sendeki... zalim malim hayatta en sevdiğin şarkı artık. Yok o hiç söylemedi. O için en sevdiğim. Onun söylediklerini sevmiyor musun? Hayır tam tersi. Çok seviyorum. Ondan sonra istiyorum ki söylesin. Onun için çok şey yapıyorum. Destekliyorum o şarkıyı. Yani. Daha söylemişliği yok. Ben de sizin ilişkiniz gibi en çirkinleri en önce halledip sonrasında güzelleştirme düşüncesindeyim. O zaman Deniz Bayramoğlu'nun şu bağlama şarkı bir gelsin. Anasırın ortasında var bir havuz, aman havuz, canım havuz. Dimet o kızları hepsi de yavuz. Biz çalar oynarız. Teneşimle koyu. Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme bilmem. Bu stüdyonun neyi eksik? Evet, hiç, o stüdyoda söyleniyor da bu stüdyoda neden söylenmiyor? Niye söylenmesin? Bir şey söyleyeyim ama mesela az önceki işte o ilk bağlamayla söylenilen şey bir 10 Kasım'da sosyal medyada paylaştığım bir şeydi o. Yani Atatürk'ü almak için elbette ki. Ve onu yapıyorken de birkaç bir şey de hatırlatmak istedim. Yani örneğin hani o şarkıda adı geçen Dimet Okan'ın Selanik'in ilçelerinden bir tanesi olduğu ve o çok da eski bir türkü değil yazıldığı zaman hala bizim ata topraklarımızdan bir tanesi olduğu, Atatürk'ün oradan geldiği ve bizim bugün hani bunları artık bilmediğimizi, söylemediğimizi, hatırlamadığımızı hatırlatmak için biraz... öyle bir şey yapmaya çalışmıştım. Ben çok utanıyorum tabii şey yapıyorken. Onu da söyleyeyim. Benim hep özellikle son 10-15 senedir sadece evde oturup çalıyorum, söylüyorum. Çok bir şey yaptığım yok. O yüzden gene utanacağım. Olsun ama içinden ne gelirse çok mutlu oluruz biz. O zaman... Göster amcaları. Öyle yapacağız valla. Bütün amcalar, teyzeler şu anda bizi izliyor. Peki o zaman...
Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, neydem neydem gecede. Şavkı vurur pencereden, bacadan, dağlar kışımış, yolcum üşümüş. Nasıl edim ben? Uykusuz mu kaldın dünkü geceden? Neydem neydem geceden? Uyan uyan yar sinene, sar beni. Dağlar harami, açma yaramı, perişanım ben. Bravo, harika, harika. Çok teşekkürler. Bir ayrıcalıklı program olduk şu anda, değil mi? Ben yine utandım. Öyle bir 5 dakika kadar susacağım burada sesimi çıkartmadan. Ya hocam, utanıyorsun da. Şahane programlar yapıyor. Of, hem de yani nasıl? Utanıyor. Şahane türküler söylüyor. Bağlama çalıyor. Şahane kitaplar yazıyor Uğur Batı ile beraber. Üzgün insandan özgür insana. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ama utanmaktan. Ben baktım, Hollywood yıldızlarının birçoğu çok utangaç insanlarmış, biliyor musun? Ve bunun psikolojide yeri varmış. Utangaç teşhircilerdi diye. Yani hayatta kendini ifade edemeyen veyahut da işte kendini bir şekilde var edemeyen insanlar bu kameranın karşısında garip bir şizofren bir durum tabii, çok şey ama böyle bir durum. Parantez, kapa parantez. Tamam. Şizofren tamam. Mi? Hayır. Bizimkisi. Üçümüzde. Ya anlamadım ben buradan ne anlamadım. Bu adet deli dedi, deli. Deli dedi. Diyor sorun yok. Seviyoruz. Bayağı bizim için o şey. Çatlaklarıdır, ışınsız durur. Şey var mı yani öyle hani? Var var. Böyle deli olmadan bu iş yapılmaz. İçine kaçmalar falan. Hepsi var. Hepsi, hepimizde hepsi var bence. Şey, eser miktarda. Aslı hepimiz. Benim adım. Evet. Bir an ismimi hatırlamadın gibi geldi. Hayır hayır. Şey deyince hani. Ay, seninki neydi adın? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Sendeki neydi? Ece ya. Şey, bendeki neydi? Bendeki de içine kaçmadır öyle. İşte kalabalıklar ya. İşte mesela böyle yok olun. Mahberi daha geçen gün söylüyor. Yani yanınızda oturuyorsun mesela diyor. Birdenbire yok oluyorsun diyor. Başka bir dünyayla evet, ve o anda hakikaten geçiyorsun. Yok oluyorsun. Biz de seni unutuyoruz o esnada diyor. Sonra birdenbire tekrar geliyorsun ve diyor aramıza çekler açıyorsun bir anda. Öyle bir şey. İşte, evet, acayip. Ya kötü mü bilmiyorum. Öyle değil mi? Öyle öyle değil öyleyiz. Mi? Şu an üçümüz de aynı soydan. Öyle rahat konuşuyor. Manyaklar toplanmış bir araya. Yani o sen çok deli, ben senden deli, yakarız gemileri hiç düşünmeden hesap. Yani o aslında şey değil mi? Büyük bir özgürlük. Hem de nasıl büyük bir özgürlük, çünkü artık hayatımızda kendi başımıza kalmak gibi bir şey söz konusu değil. Yani şimdi eski Türk filmlerini hatırlayınız, bir yerde oturup durup etrafı seyreden düşünen insanlar bir duvar kenarına çöküp. Şimdi o çok bilgece bir şeydir, çok insanın hayatını bir taraftan da zenginleştiren bir şeydir. Bir gelenektir, bir kültürdür. Seyran etmektir aynı zamanda. Şimdi bizim öyle bir şansımız yok. Çünkü etrafımızda uyaranlar çok fazla. Yani biz kendimizi kapatmaya çalışsak bile üzerimize yağıyor dışarıdan bir sürü uyaran. Dolayısıyla kendi kendimize, kendi içerimizde çok fazla kalamıyoruz. Kendi içimize döndüğümüz anlarsa aksine bizi çok fazla kendimizle buluşturan, yani o içine dönmek, içine kapanmak, içine kaçmak diyoruz ya, aslında o bambaşka bir evrene açıyor bizi. Bambaşka bir dünyaya açıyor. Dolayısıyla asıl özgürlüğü burada üzerimize yıkılan bir sürü rolden, ayağımıza takılan bir sürü prangadan uzaklaşıp kendi içimize döndüğümüzde yaşayabiliyoruz. O yüzden gerçekten büyük özgürlük. Bu aynı zamanda mesela Uzak Doğu kültürünün anlayışına baktığınızda, işte savaş sanatları vesaire, işte bu ki dediğimiz yaşam enerjisinin çok fazla işin içerisinde olduğu bir kültürden bahsediyorum. Örneğin çok ustaların diyelim artık bulunduğu alanda yaptığı işte meditasyonunda ya da sanatında kendi varlıklarını, kendi kilerini kapatarak kendi varlıklarını silebilecekleri ve kalabalık içerisinde görünmez olabilecekleri de anlatılır zaten. Dışarı bakan rüya görür, içine bakan uyanır diye de yine Uzak Doğu felsefesi, hani tamamlamak için söylüyorum. Aynen böyle bir durum var. O yani, sonuçta evet özgürlük. Yanlış bir şey yapmıyoruz, korkma yani. Ya acaba ama o esnada mesela içe mi dönüyoruz? Bir başka alana gidebiliyoruz. Bir şeyi hatırlayıp
Belki oraya gidiyoruz. Kendi içimize dönmek yerine başka bir anıya gitmek de olabilir. İşte o yüzden zaten... Onu nasıl ayıracağız? Şimdi orada kafam takıldı. Ayırmak gerekir mi? Ha, yani öyle kabul edelim onu. Tabii İçe ki. Dönmek mi Tabii. oluyor o zaman o? Yani insan işte kendine o yüzden... Kendine dönmek. Bence aslına dönmek işte. Aslı var içinde. Reklam aldım ama. Bir evren diyorum ya, yani yeni bir evren açılıyor. İnsan bir evren zaten kendi başına. Biz o evreni görmediğimiz için dışarıdaki diğer bizi oyalayan şeylere takılıp kalıyoruz. Vaktimizi harcıyoruz onlarla. Oysa içimize döndüğümüzde biz sadece biz değiliz ki. Biz dediğimiz şey milyonlarca insandan oluşuyor. Genetik açıdan bakarsak da öyle. Sosyal açıdan bakarsak da öyle. Hayatımız hep bir takım... Hayat dediğimiz şey zaten anı değil midir? Yani senin içerisinde olan her şey aslında sen değil midir bir taraftan da? O yüzden döndükten sonra orada neyle karşılaştığımızın muhakkak ki önemi var. Önemsiz demiyorum ama yani o her neyse onu böyle büyük bir açık yüreklilikle, açık gönüllülükle karşılayıp buyur etmek gerekiyor ki oradan biraz daha ileriye gidilebilsin diye düşünüyorum ben naçizane. Ya sanki aslında yapman gereken şeyi yapmıyormuşsun da bir gün senden böyle bir kurgu gelecekmiş gibi de, değil mi kurgu? Bir roman, kurgu işi gelecekmiş gibi de. Sanki oraya doğru yürüyormuş hissiyat vermiyorum. Ben mi yanlış görüyorum? Evet, evet, kesinlikle. Yani aslında bütün bunlar şu anda sadece olması gerektiği yerde olduğu için olan şeylermiş gibi geliyor. Yani nihai hedefinde değil daha. Sanki hissiyatım o yani. Ben, bence de. Ya şimdi bu kitapta bir da... Bir Ursula Le Guin çıkacak yani. Çıkacak değil mi içine? İnşallah. Yani benim şeylerimden senin bir tanesi. Senin içinde yaşadığı söyleniyor zaten. Yani öyle söyleyeyim. Bir Ursula Le Guin dedi ya Ece, o benim için hakikaten çok önemli bir yazardır. Hayatı, evet. Anlayışı, bakışı çerçevesinde tarzı, üslubu da öyle bir şey. Ya neyse, özetle şey, hani bu kitapta da Üzgün İnsandan Özgür İnsana kitabında da özetle bir şey söylemeye çalıştık hep. Yani önemli olan hedef değil, önemli olan yol ve yolculuk. O yola ve yolculuğa çıkabilmek. Ve hani bu konu açıldığında... Hep söylüyorum, klişe bir söz belki, bunun da farkındayım ama klişeler bir şeyleri çok özet ve net anlatabildiği için klişe olmuştur ve iyi yerde kullanılırsa da kötü değildir bence. İşe yarar. Ya yeter ki hani ölüm seni yolda yürüyorken yakalasın, duruyorken ya değil. Ya evet, o çok o iyi bir dilek, çok iyi bir dilek değil mi? Üretirken, evet. Gerçek anlamda yaşarken. Evet, evet, evet. Evet. Mesele yani... yolda olmak hakikaten, yani yolun kendisi, ne yürümek, doğru. Dolayısıyla şey, ya bu da öyle yani, hedefim ya da bir planım var mı şu an başka bir şey için ya da kurgu bir şey için? Hayır, öyle bir plan yok. Çıkacak o. Ama hani hayalin içinden böyle geçtiğinde içinde bir şeyleri oynatan bir şey mi? Elbette ki öyle yani. Bunlar bence onun yolunu açıyor. Tamamen o yola, yani o şeye hizmet eden konular. Bana öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Değil mi? Hep böyle her baktığımda, her izlediğimde yani hep o hissiyat var. Kurgu çıkacak. Var. Sadece ben çok değişmiyorum. Çünkü hani ben şey taraftarım, Nadas'a bırakmak. Hı-hı. Yani o tohum filizlensin, büyüsün diye... Çok da eşelemeden o toprağın altında biraz dursun bakalım, bir uyusun, çıkacağı zaman zamanında gibi hissediyorum. Zamanı geldiğinde olacak. Çıkacak, aynen. Yani bir yerden hiç engel olunamaz. Ama bu arada tabii kadının da dünyayla dertleri var. Zaten bu şiir kitabında da o dertleri ifade ediyor. Açlıkla, eşitsizlikle, çocuklara yapılan zulümle, savaşlarla ilgili dertleri var. Ama önce bir bakalım şu haberde neler yapmış bu konuyla. Özellikle de çocuklar konusunda çok hassas. Şimdi bu fotoğraflara iyi bakın. 2 yaşındaki Mira Hira ile 4 yaşındaki Elif Mina. Onları koruyamadık çünkü anneleri polise söyledim, savcıya söyledim, kimse sahip çıkmadı diyor. Şimdi İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Çocuk Hakları Koruma Platformu Komisyonu Başkanı'na özür dileyerek dönüyorum. Bahadır Erdem. Bu çocukların ölümüne bakacak olursak biz toplum olarak artık tanınmayacak haldeyiz. Oysa unuttunuz mu, her sabah biz okul bahçesinde küçüklerimi korumak diye and içmiştik. Hem 4 yaşında bir çocuğun annesine senin kızın öldü nasıl denir, nasıl deriz? Biri Eylülken melek oldu, biri Leyla'ydı melek oldu. Onlar melek oldukça biz içimizdeki şeytanlarla baş başa kaldık. Bu çağdan nefret ettik. Etimizde kemiğimizde nefret ettik.
2018 çocuk işçiliğiyle mücadele yılı. Onlar okulda olmak yerine yaşından kat ve kat fazla yükü kaldırırken bizim de çocuk işçiliğine baş kaldırmamız gerektiğini hatırlatan bir haber var sırada. Ankara'nın en işlek caddelerinden birinde kaydedilen iki küçük çocuğun tehlikeli oyunu. Ekmek kavgası veren kağıt toplayıcısı o çocuklar geliyor ekranlarınıza. Ben bu akşam akşam raporuna veda ediyorum. Neredeyse Habertürk'e geldiğim 2009 Ağustos'undan beri bu programı sunuyorum. Yani çocuğum gibi oldu. Ve bana bir çocuktan öğrenilebilecek çok şey öğretti doğrusu. Başarabilmek için sonuna kadar diretmeyi, pes etmemeyi, dünyaya kollarını kocaman açabilmeyi, hep bir şekilde meşgul olacak bir şeyler bulmak gibi. Bu zor yolculukta çok değerli editörler bana eşlik etti. Oğuz Usluer, Abdullah Kılıç, Suat Toktaş, Ecevit Kılıç, son olarak çok sevgili Fikret Bulut. Çok değerli yol arkadaşlarım oldu. Prodüktörüm Gülden Geçkin gibi, yönetmenlerim, kameraman arkadaşlarım gibi. Giderken dünyaya başka bir gözle bakabilmeyi de öğreten Mehmet Fatih Saraç'a ve bu yolun başından beri bana ışık tutan bir baba gibi, bir abi gibi olan Sayın Kenan Tekdağ, sonsuz teşekkür ederim. Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez derler. O benim hem kanatları açmamı sağladı hem hep daha yükseğe uçmamı. En çok da bizi hiç yalnız bırakmayan, hoş gören siz izleyenlere teşekkürler. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdi yeni bir yolculuk başlıyor benim için. Allah umarım beni görevimde utandırmaz. Baya böyle evde ağlıyor musunuz akşamları bir araya gelip ama ben nasıl bir manyak çiftçi kız arkadaş ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bu duygusal mi? Ondan duygusal. Böyle baya böyle bir akşamları. Böyle 18. yüzyıl Victoria dönemi romantizmi vardır ya. Bunu şey için söylemiyorum da, komiklik olsun diye söylemiyorum. Gerçekten yani. Hakikaten işte 18. yüzyıl Victoria dönemi romantizmini yaşayan bir karım var benim. Hayatta hani gerçek anlamda bir romantik nasıl olur sorusunun yanıtıyla karşı karşıyasınız. Onu tecessüm etmiş halidir Ece Üner. Öyle yani gerçekten. Allah başka dert vermesin diyoruz. Evet, ama dünyada yani olanlarla ilgili hani derdin. Meselen var. Meselen evet. Bir şey söyleyeceğim var. Mesela Ece böyle gizlice işte, mutluluk gözyaşları dökecek. Yengeç Burcu. Olması gereken olmuş. Güneş doğmuş. Yani değil mi? Tam da bir yengece aslında uygun galiba. Kesinlikle. Değiştin mi? Çok. Yani çok değiştim. Ben hep tahmin ediyordum. Yani bir çocuk doğuruyorsun, güneşi doğuruyorsun ama içinden bir de Ece doğuruyorsun. Yani bir kadın doğuruyorsun aynı zamanda falan diye. Hakikaten öyle oldu. Çok değiştiğimi düşünüyorum. Bilmiyorum. Tabii, öyle tabii ki. Yani gözlemleyen kişi burada. Olayı ben ne kadar objektif olabilirim bilmiyorum ama ne olursa olsun insanoğlu çok bencil. Yani yaratılışımız bu bizim. Öyle yaratılmışız. Hayatta kalabilmek için bencil olmak zorundayız. Yani kendimizi burada asılı tutabilmek için ama ondan vazgeçiyorsun. Kendinden bir vazgeçme hali ve bunu büyük bir gönüllülükle yapma hali diyebilirim. Onun için bana göre benim tekamülümde çok önemli bir yeri var yani. Çocuğumdan çok şey öğreniyorum. Biz çocuklara bir şey öğretmiyoruz. Onlardan çok şey öğreniyoruz. Bize bizi öğretiyorlar, ayna tutuyorlar. Zaaflarını öğreniyorsun, limitini öğreniyorsun, sabrının sınırlarını öğreniyorsun. Kendine dair o kadar çok şey öğreniyorsun ki ondan. Sırf yüzüne bakarak, sırf bir tepkisiyle falan öğrenmek istedikten sonra özellikle iyi bir kitap çocuk. Çok iyi bir kitap yani. Babalık da böyle bir şey herhalde değil mi? Benzer. Ya şimdi annelikle kıyaslanacak bir şey değil babalık. Bambaşka bir şey. Yani onun ulvi tarafı, biyolojik tarafı, hepsi bambaşka bir şey oluşturuyor. Ben hani Ece'nin hamileliğini öğrenip hayatımıza artık bir bebeğin gireceği, yeni birisinin gireceği belli olduğunda şöyle bir dönüp içime baktım ne hissediyorum diye ve bana sorduklarında şunu söylüyordum yani babalık nasıl bir his, nasıl bir şey dediklerinde galiba mütemadiyen kaygılı olmakla alakalı bir şey olsa gerek. Çünkü hakikaten ilk defa hayatınızda ben kendi adıma geleceğimle ilgili hani konvansiyonel insanların yaptığı, düşündüğü şeylerin hiçbirini yapmadım, düşünmedim. Yani yarın ne olurum, nereye giderim, nasıl yaparım, iş olur mu, olmaz mı vesaire mi hani... Seyyid Nesimi'nin söylediği vardır ya bugün buldum bugün yerim hak kerimdir yarına biraz öyle yaşıyordum öyle değil mi yani tabii.
herkesin hayatında da kısmen belli dozlarda olan şeyler bunlar. Ondan sonra bir daha öyle bir şey düşünmedim, aklımdan geçmedi. Yani evet, tabii bir anlayış, bir bakış, bir felsefe olarak bu her zaman hayatımda çok sağlam bir yerde duruyor ama... belki yanlış düşündüğüm şeyi, belki söylediğim şey yanlış. Buna işte batılı birçok sosyolog, bir sürü pedagog, siz kendiniz için de var olun, kendiniz için yaşayın. Kendiniz olmazsanız nasıl başka birisine örnek olabilirsiniz diyerek doğru şeyler söylüyorlar ama ben kendi içime döndüğümde hani şu cümleyi daha sık kurar buluyorum kendimi. Ben bundan sonra hayatımı onun için yaşayacağım. Bu hani cümle aynı SC için de geçerli tabii ki. Cümle olarak kuruluyorken çok basit bir şey gibi görünüyor ama esasında baktığınızda çok ağır, çok zor bir şey. Ama ya, çok fizyolojik olarak çok özür diliyorum, bölüyorum lafını ama desteklemek için kalbin, şu yüreğin bedeninin dışında artık. O neredeyse orada. Ha, aynen öyle. Burada değil. Bir adanmışlık durumu da oluyor. O yani, Deniz'in söylediği biraz daha hani şey gibi değil mi? Bilinçli bir, yani içgüdüsel değil de bilerek, isteyerek bir adanmışlıktan bahsediyor. Yani gönüllü bir adanmışlıktan. O yüzden şey dedim abi. Yani anne ile baba arasındaki fark bu. Onlar da yani kadınlarda, annelerde bu zaten doğal olarak var olan bir şey. Şimdi hani... Bizim program gibi şey yapmayalım, hormonlar vesaireler, oksitosinler, şunlardan bunlardan bahsetmeyelim ama zaten dilerseniz yaratan deyin, dilerseniz doğa deyin, ne derseniz deyin ama o öyle bir şey için var edilmiş. Kadın dediğimiz o varlık, o varoluş biçimi, onun temel özelliği o. O yüzden zaten hani kutsal diyoruz ya, o yüzden Neşet Ertaş diyor ya, onlar insan, biz insan oluyoruz. Öyle. Erkek içinse tamam, elbette onun da bir sürü biyolojik altyapısı vesairesi var. Gene kadında olduğu gibi daha minör, daha ufak olsa ama bu öğrenmeniz gereken bir şey oluyor. Kendinizi aşmanız gereken bir şey oluyor. Vermeniz gereken bir mücadele haline geliyor bir noktadan sonra da. Kendi adıma söylemiyorum. Benim için de çok rahat ve çok doğal yaşandı bu geçiş süreci ama işin bütününe ve genele baktığınızda evet, ya babalık öğrenilen bir şey. Ama işte annelikte değil mi, kalbi orada atıyor. Aynen. O da endişe halindedir sürekli, ya da vicdanını sürekli sorguluyorsunuz değil mi? Yeteri kadarını yapıyor muyum? Eksik mi kaldı? Tabii canım, çok fazlası bile yetersiz kalıyor. Geçen gün 2 yaşında Güneş, daha yani Kasım'da 2 yaşını yeni bitirdi. Bir arkadaşımızın oğluyla işte yılbaşı gecesi oynuyorlar. Bir oyuncak var, paylaşamıyorlar. Ve ben de, çocuk çok saldırgan, erkek çocuğu sonuçta, King Kong gibi o duvardan o duvara atlayan bir çocuk, Güneş'ten de 9 ay büyük. Dedim ki önce Emre oynasın, sonra Güneş oynasın. Mesele Emre onun üstüne saldırmasın. Önce Emre'yi enseden tuttu. Oo, aşağı indirdi. Ondan sonra bana döndü, şu parmak şöyle kalktı. Bana yanlış yaptın, annelik bu değil dedi. 2 yaşında ya, çeyrek mafya. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani anneliğin ne olması gerektiğine dair şu anda bir fikri var ve seni bu konuyla ilgili eleştiriyor yani. Sen ne yaptın o esnada? Ne yapabilirsin? Aslında o günden beri ağzım açık, böyle Metro Golden Mayer aslanı gibi duruyorum böyle. Çünkü şaşkınım. Yani annelikle ilgili fikri var. Anneliğin ne olması ve ne olmaması gerektiğiyle ilgili fikri var. 2 yaşında çocuğu aşağı indiriyor. Çekti. Ha, kendi işimi kendim görürüm. Sen yeter ki gölge etme dedi bana yani. Senin adaletine ben bir ki dedi. Ben kendi işimi kendim görürüm. Kendi adaletimi sağlarım. Sen yeter ki karışma diye. Olabilir mi öyle? Dolayısıyla tabii ki hani bu işin komik kısmı ama devamlı hesaba çekiyorsun kendini. Yani ne yapmalıydım, ne yapmamalıydım, daha fazla ne yapabilirim falan diye. Acayip bir şey yani. Acayip eğlenceli bir okul. Tarafları da evet. Çok olan bir şey değil mi? Peki ya işte yetenekli çiftine geldiler yani. Yine böyle yetenekliler geliyor sürekli karşıma. Ben iyice böyle yok oluyorum karşılarına, hiçbir yeteneği olmayan biri olarak. Allah Allah. Şiirlerin okumak ister misin? Bu adalet duygun, eşitlikçi. Sen seç. Yani bir tane seçeyim mi? Sen seç. Tamam, bana, tabii ben ki. Ben o şey seçiyorum ama bak, benim için olacak bu şiir. Bu sana gelsin. Tamam, bu bana gelsin. Aynen, şöyle seçiyorum. Benden sana gelsin. Brrr, brrr. Bu da senin. Çek bakalım bir tane. Aslında ben bunu seçmiştim. Sonra kelebek, bunu kelebek etkisi. Hadi. Tamam, hadi. Kelebeğin ömrü bir gündür diyorlar ya. Karnımda senin için asırlardır uçuşan kelebeklerin. Bundan haberi var mıdır? Bak sana ne geldi. Bana mı yürüyor Nece? Ya vallahi geldi. Bir dakika ya, ben buradayım. O zaman bir dakika. Bu da bak, bunu da Deniz için seçiyorum. Tamam. Tamam. Deniz için geliyor, 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 geliyor. Şu. Hangisi? Kısır mı? Bu kumaş.
Aa, seninle ben bir kumaşın iki ters yüzüyüz. Bir yüz sert, kuşanması dert. Bir yüzü hassas, kullanılamaz. Bir ters, bir düz. Kah hükümsüzüz, kah pürüzsüz. Üstelik biraz dökük, bir tarafımız hepten sökük. Dikiş tutturmak gerek, o da mümkün elbet. Ne hikmetse seninle ben iki ayrı yüzüyüz aynı kumaşın. Bu esrarına varamadığımız sırdan dokunmuş dünyanın hilafına bilirim. Aynıdır ham maddemiz. Sen bunu Deniz'e mi yazdın? Tabii ki. Wow, çok hepsi çok değil tuttu. Ama değil mi? Tamamı hepsi değil. Hepsi değil tabii ki ama çok wow, tuttu. Bir tane de o zaman güneş için seçiyorum. Hadi seç bakalım. Çok merak ediyorum. Bak şimdi çok iyi gidiyoruz şu anda çünkü. En sonuncu sayfayı açmış. Brrr. Aa, bakar mısın? 1 Mayıs. 1 Mayıs. Kainatın miğferinde hiçlikten bir dövme. Varlığın yokluğa dikey düştüğü yerde işçiler, emekçiler. Terinden bal damlayan, teninden kan damlayan. Kainatın miğferinde hiçlikten bir dövme. Yokluğun varlığa dikey düştüğü yerde işçiler, emekçiler. Dünyanın tepesine bir yumruk indirmekteler. Evet, güneş dünyanın tepesine bir yumruk indirebilecek birisi hakikaten. Yani işçilerin ve şeyin yanında olarak tabii. Yani hakkın, emekçinin falan, öyle adalet duygusu da çok kuvvetli. Çok merhametli falan. Ona da tut, o da tuttu yani. Üçte vay üç. Be, üçte üç yaptık. Üçte üç. Süperiz biz. Kitapla ilgili. Şimdi bu kitap ne anlatıyor? Birazcık bundan bahsedelim. Çünkü ya Uğur Batı'nın zaten benim bildiğim kadarıyla 165 tane falan kitabı var. Uyduruyorum tabii, mübalağa ediyorum şu anda ama bayağı bir 14, var. 14, bunda işte 15 oldu. 15 oldu değil benim mi? İşte ilk. Ya bu kitap ne anlatıyor? Şimdi özetle gene söyleyeyim. Bu aralar mümkün olduğunca böyle iktisatlı kullanmaya çalışıyorum kelimeleri. Çok konuştuk üzerinde. Şimdi biz bir hayat yaşıyoruz değil mi? Etrafımızda da bir başka hayat söz konusu. Yani işte maruz kaldıklarımız, gördüğümüz çevremiz, sosyal kurallarımız, yeni ortaya çıkan sosyal kurallar, sosyal medya, internet, dijital dünya, üzerimize yağan data, bilgi diyemiyorum ben ona, veri diyorum daha çok, veriler, yeni karşılaştığımız davranış biçimleri, yeni ortaya çıkmaya başlayan bir etik anlayışı, etik derken yani kötü de olsa bir etikten, kötü de olsa, kötü bir ahlak da olsa, kötü bir ahlaktan bahsediyorum. Beğenmediğim için özellikle bu vurguyu yaptım. Bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu dünyanın içerisinde hani az önce konuştuk ya, kendi içine dönmek, o lüksü yaşayabilmek, bazı yerlerde buna ihtiyaç duymak. Hepimiz aynı şeye aslında ihtiyaç duyuyoruz. Bu hayat bize insan olduğumuzu hissettirmiyor. Bizi kötü hissettiriyor, bizi hasta ediyor. Her anlamda hasta ediyor. Hem ruhsal olarak hasta ediyor, hem bedensel anlamda hasta ediyor. İki hafta izin yapabilmek için 50 hafta çalışmak zorunda kalıyoruz. O iki hafta izni yapabilmek için de kredi alıyoruz, borç alıyoruz. Geri kalan 50 haftada o borcu ödemeye çalışıyoruz. Günlerimiz, saatlerimiz yok artık. Ya daha doğrusu vakitlerle yaşamıyoruz. Belli saatler içerisinde hayatlarımız tanımlanmış durumda. Daha büyük, daha geniş mevsimlerle, doğayla ilişkimiz bitmiş durumda. Yani bitmiş durumda değil aslında. Devam ediyor. Biz farkında değiliz. Yani kış geldiğinde bizim vücudumuz da kışa göre bir pozisyon alıyor, bir biyolojik değişiklik yaşıyor. İlkbaharda keza öyle, yazın öyle, sonbaharda öyle, yağmur yağdığında öyle, güneş açtığında öyle, ruhsal durumumuzdan biyolojimize kadar her şeyi etkiliyor ama biz bunlar yokmuşuz gibi yokmuş gibi davranıyoruz. İnsan evrimsel olarak, antropolojik olarak dayanışmak için, birbiriyle yan yana olmak için var olmuş bir varlık ve bugüne gelebilmişse de bunu yapabildiği, bütün savaşlara, kavgalara, dövüşlere, düşmanlıklara, kine rağmen yan yana durabildiği, birbirine destek olabildiği için tür olarak bugüne gelebilmiş bir varlık. Başka hiçbir şey yok benim bildiğim kadarıyla. Kuzey kutbundan ekvatora kadar ya da güney kutuplardan ekvatora kadar her iklimde, her yerde yaşayabilecek başka bir canlı. Oysa bu hayat bugün bize varoluşumuzun temel düsturu olan dayanışmanın, birlikte olmanın, iyi niyetin, diğerkamlığın aksine rekabeti,
efendime söyleyeyim, düşmanlığı, ezmeyi, yok etmeyi, parçalamayı, her ne pahasına olursa olsun tırnak içinde başarmayı öğütleyen, bunu anlatan bir hayat. Ve bu hayat bizi hasta ediyor. Ve bu hayat bizi üzgün insanlar haline getiriyor. Yani doğaya ve doğamıza karşı savaş halindeyiz. Evet. Ve kazanırsak kaybedeceğiz aslında. Evet, evet, tam özü olarak bu. Öyle. Tam olarak öyle üstelik. Yani bu kazananın kaybedeceği bir savaş. Böyle bir hayat bizi iyi bir yere götürmüyor, çok belli. Peki bu hayattan nasıl kurtulup kendimize daha iyi insanlar haline getirebiliriz? Bunu yapabilmek için birkaç tane yol var. Bir, kendimizi biyolojik olarak beynimizi tanımamız gerekiyor. Hı hı. İki, sosyal varlıklar olarak sosyal davranış biçimlerimizi tanımamız gerekiyor. Eğer bunları tanırsak, hangi noktalarda bunların bizim üzerimize yıkıldığını, yığıldığını, nerelerde engel olduğunu, nerelerde pranga haline dönüştüğünü, nerelerde ise bizi yükseltecek kanatlar haline geldiğini en azından bilebiliriz. Bilmek bir şey değildir ama insanlar birçok şeyi bilirler ama yaşamazlar, yaşayamazlar, inanmazlar, içten inanmazlar. Yani iman etmemişlerdir o bildikleri şeye, biliyorlardır ama onu içselleştirmemişlerdir. O bilincin düzlemine oturtmamışlardır. Diyoruz ki biz de karşımızda böyle bir hayat var, biz de böyle böyle insanlarız. Bu hayattan minimum zararı görmek ya da maksimum özgürlüğe gitmek için kendi adımıza bir takım şeyler öğrendik ve bir takım şeyler yaptık. Bunları sizlerle paylaşalım ki biz bu kitapta. Belki sizin için de kendi hayatınıza bakarken, aynı yolu yürüyorken ilham verecek ya da hiç olmazsa kendinize ait bir yol, bir yöntem bulabilecek bir fikir edinebilirsiniz. Bu asla 10 günde mutluluğun sırrı, 25 günde bilmem neyin bilmem nesi, 10 adımda 12 adım gibi bir şey değil. Böyle bir şeye zaten inanmıyoruz. İyi insan olmak, özgür insan olmak yapılacak ve bitecek bir şey değil. Tam aksine ömür boyu devam edecek bir şey. Az önce söylediğin yolda olma hali. Aynen, aynen o. Ve çok üzgünüm, bunu da söylemek zorundayım. Özgürlük dediğimiz şey de hiç öyle hani imrenilecek, efendime söyleyeyim, sizi özgür olduğunuzda bütün her şeyden soyutlayacak, rahatlatacak böyle bir bebek kafası hali değil. Aksine çok büyük bir bedel, çok büyük bir sorumluluk ve bunu taşımak için de hakikaten çok sağlam olmak gerekiyor. Onun için kimse özgür olmak istemiyor. Elbette. Onun gerektirdiği sorumluluğu kimse taşımak istemiyor. Tam olarak da öyle. Özgürlükten kaçış özellikle de çağımızın en önemli problemlerinden bir tanesi. Çünkü o sorumluluğu almak istemiyor. Yani bunu aslında isteyerek yapıyoruz. Tabii ki canım, tabii ki. Hı-hı. Tabii ki, tabii ki. Yani maalesef. İsteyerek özgürlükten gönüllü kulluk hali. Gönüllü kulluk. Hatırlıyor musun? Değil mi? Gönüllü kulluk üzerine söyle. Miyim? Tabii tabii. Boetti'nin, değil mi? Gönüllü Etienne kulluk üzerine söyle. Senden Ece bana önermişti onu. Ben hatta ondan çok ilham alarak bir konuşma yapmıştım. Sonra da aldım. Hakikaten harika. Gönüllü kulluk. Hepimizin. Yani bir de adam onu 23 yaşında, 22 yaşında mı yazıyor? 23 evet. Yaşında öyle bir şey. Zaten çok küçük bir ömrü var yani hukuk evet. Öğrencisi. İnanılmaz bir şey. Ve şey diyordu orada, bir cümlesi vardı. Hatırlıyor musun onu? Ne diyordu ya? Bir kişinin kalabalıklar karşısındaki korkusunda şaşırmıyorum. Bu normal. Ama bütün kalabalıkların, binlerce kişinin bir kişi karşısındaki korkusuna şaşırıyorum. Ve bunu söylediğinde 20 yaşında mı, 21 yaşında mı ne? Ve 1500'lerde yaşamış evet. Bir insandan bahsediyoruz. Evet. Evet. Tamam, yeter bu kadar saygı duruşu değil mi? Buradan başka bir yere yani oldu, çok seviyoruz bu etse ne oldu? Toprağın bol olsun. Buradan nereye evrilmem? Ha, Sema söylemişti, sordu soruyu. Dedi ki birbirlerinden ne öğrenmişler? Editörüm Sema. Çok güzel. Çok şey. Ne kat birbirlerine ne kat? Pardon, onun sorusu birbirlerine ne katmışlardı? Şimdi Sema ya. Çok şey, yani hangi birini, bu programın süresi yetmez benim adıma, kendi hı hı. adıma söyleyeyim. Ve ben denize bakarak şunu öğrendim. Bizim yaratılışlarımız denizle çok farklı. Fakat hepimiz bir, az önce söylediğim gibi, tekamül sürecindeyiz. Allah'ın iki insanı, yani kurgusunun iki insanı birbirine aşık edecek şekilde olmasının sebebi, bana sorarsan, o tekamül sürecinde normalde ben yaratılışımın bu kadar farklı olduğu bir insanla arkadaşlık etmem. Veyahut da işte ne bileyim bir patronla çalışmam, bir işte yerde bulunmam, ne bileyim seçme hakkım olan hiçbir yer. Ama birine aşık oluyorsun. Seve seve
o insanla bir orta yol bulmaya çalışıyorsun. Bunu yaparken işte az önce söylediğim ayna meselesi. Zaaflarını görüyorsun. O seni eğitiyor. Seve seve eğitiyor. Törpülüyor. Bazı yerlerde geliştiriyor, serpiyor, serpiliyorsun. Dolayısıyla bu bir tekamül süreci. İnsan yani aşk da bence buna yardım eden bir şey. Normalde asla bir araya gelemeyecek iki yaratılışı bir araya getiriyor. Birbirinden bir sürü şey öğren. Terbiye ol. İşte senin tekamülüne yardımcı olsun. Hamsan işte birazcık yan ol falan diye böyle bir şey. Dolayısıyla çok şey yani onu öyle özetledim ben kurgusunu kafamda kaçtığın öyle yaptım. Kaçtığın zamanlar olmadı mı? Mesela bunlara direnip ya bir dakika ben tekamül sürecine olmak istemiyorum. Hala uğraşmak oluyor. İstemiyorum. Bir dakika ne oluyor deyip kaçmayı tercih ettiğin zamanlar oluyor, hiç olmadı. Hala oluyor. Yani C için söylemiyorum kendi adıma söylüyorum. Hı-hı. Hala oluyor. Hep oluyor, hep de olacak. Önemli olan o hissiyat, o insanın kendi içerisindeki tek başına ol, hiçbir şey senin üzerinde değil, sen, sen, sen ve sensin diyen ses hep var. Hep olmaya da devam edecek. Burada önemli olan şey hani o sesi tamamen susturdum, o ses artık şey olmuyor ve ben hayatımı işte az önce bahsettiğimiz çerçevede sürekli bir tekamül içerisinde geliştiriyorum diye bir şey yok. Sürekli oluyor. Yani biz birbirimizle konuşuyorken sesler her an yükselebiliyor. Yani burada bile olabilir. Olabilir. Olabiliyor da. Ay bir yapsanıza ya. Şurada bir tıkanma imza atsanıza ya. Sana sen bir mikrofonu şey kafasına geç. Daha bana su atsın. Daha ilk günlerimizde. İzleyicilere acırım. Daha işte o hani fragman gösterdiğimiz dediğim ilk günlerimizde ve Deniz acayip sakin bir adam. Yani ben oysa hani mesela kışkırtıcı şeyler, tahrikkar şeyler yapabiliyorum yani yapıyorum. Yaratılışım gereği. Deniz'e bir gün, yani o günü hiç unutmayacağım çünkü böyle kafamda devamlı çakıyor. Deniz'e bir gün döndüm dedi. Ya Deniz sen hiç sinirlenmez misin dedim. O da bana döndü ve çok sakin bir şekilde görmek istemezsin dedim. Tövbe. Ve sonra... sonra tabii ki gördüm. Gördün mü? Neyi görmemem ay gerektiğini ne de gördüm. Ne çirkinliklere imza attım. Rüyamda uyandırdım. Yani şöyle bir şey var. Bir kere ya birisiyle yani uzun bir yol yürüme bir tercih. Dediği gibi yani yer yer öznenin yani bir cümlenin içinde sen özne değilsin de işte tümleç oluyorsun. Hep özne sen olmuyorsun. O yüklem oluyorsun falan. Yani rolleri değiştirerek bir cümleyi böyle kurmak mümkün ama müthiş bir ego terbiyesi. Yani vay bu bana nasıl söylenir? Vay bu bana nasıl yapılır? Ya mesele sen değilsin arkadaşım. Mesele bazen onunla ilgili. Sadece onunla ilgili. Zaten psikolojide bir kural varmış. 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa ve birisi meseleyi uzatıyorsa o seninle ilgili bir problem değilmiş. O onunla ilgili bir problemmiş. Bunu anladığın andan itibaren zaten aydınlanıyorsun. Yani vay bana nasıl söylenir? Vay beni sevmiyor mu? Beni aşağılıyor mu? Beni aldatıyor mu? Beni bilmem. Sen değilsin kardeş mesela. Egonu öldür. Ego zaten çok büyük bir düşman. Üç insan dakikadan düşmanı. Fazla sürün. Ay biz ne problemli tiplermişiz bu program. Ay siz nereden çıksınız? Defolun gidelim. Çekil şundan. Mut mut işte. Sen niye kaçıyorsun peki buradan böyle Ece yerine cevap ver. Sen ne öğrendin? Ben sana yok, ne kattın? Yok, onu söyleyeceğim. De şeyi söyleyeyim. Bilmek bir kere lanetlenmektir. Evet. O yüzden de yani evet bildikçe üzerimizdeki sorumluluk artıyor. Ben neyi öğrendim? Ben bir kere hayatta hiç kimseye ihtiyacım yoktur cümlesi benim temel hani düsturlarımdan bir tanesiydi. Yani o lafı nasıl yiyebileceğimi öğrendim. Hangi şekillerde farklı farklı. Var mısın vegan haliyle? Yani ihtiyacın olduğunu fark ettin. Evet. Şöyle şu cümleyi de kurmakta çok büyük fayda görüyorum. Seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım var. Değil. Sana ihtiyacım var çünkü seni seviyorum. Reklamlar. Ömrümü yediniz ömrümü. Sen asıl bu programda yaşlandın. Mustafa Topaloğlu falan hikayeydi. Kendi sanal olarak değil, gerçek olarak beyazladığını görüyorum. Saçların böyle beyazladığını görüyorum. Bu programda görüyorum. İç organlarım yaşlandı. Çürüdü. Orada kendim böyle. Bu programda daha doğrusu çürümüşlüğümü hissettim. Mesela iki tane romantik ama şey böyle dünyaya doğru yerden bakma çabasında ve bu çabanın hiç bitmediğini gördüğüm iki insan karşıma geçmiş. Bıt bıt
bıt bıt bıt. Ne oluyor? Bilmiş konuşuyorlar. Sen bir de güneşi gör. Aleme nizam veriyor. Şimdi ben hep şeyden şikayet ederim. 2-3 dakika. Şeyle alakalı, işte az önceki konuştuğumuz konuyla alakalı. Bazı noktalarda Ece öyle gerekçeler sunar ki, yani o gerekçeleri bildiğimiz konvansiyonel mantıkla çürütmeniz mümkün değildir. Çürütülmeyecek mantıklar. Kadın zira. İşte evet, tam olarak bu. ve güneş, o işin piri geliyor şimdi. Bittin öyle oğlum sen. Hakikaten bittin oğlum sen. 5 yıl sonra, 6 yıl sonra düşünmek dahi istemiyorum. Tabii, kadın artık nazı çekmem diye büyük cümleler kurdu, kız çocuğu oldu. Yani dolayısıyla büyük konuştuğun zaman hakikaten yukarısını çok güldürüyorsun. Sen şöyle geç, iyi bir mizah anlayışı şeyine, var. Kulisine geç, oradan şöyle izle. Kesinlikle. Ya da locana geç. Aynen. O zaman şeyin lafını da söyleyeyim, Allah insanı iddiasından vurur. Doğru. Büyük konuşmamak gerekiyor gerçekten. Peki bir cümleyle Ece, bir cümleyle tanımlaman gerekse. Ece'yi bir cümleyle tanımlamam gerekirse, yani işte hayatımın kadını. Sen altında kalma bence. Öğretmenim. Ha, çok daha ağır oldu. Ben altta kaldım bu sefer. Evet. Devam edelim, birkaç saatimiz var mı üst üste? Jeneriği döndür. Alın bunları başına.